her şeyden önce bir edebiyat sohbetine böyle ilginin olması. Tabii İskender Pala şeyi var. Onu kenara not ediyoruz ayrı ama gerçekten sevindirici bir şey bu. Hasbelkader işte bu işte edebiyatta iştigal eden birisi olarak beni de sevindiriyor. O yüzden ayrıca çok teşekkür ederim sizlere. Saygıdeğer Kaymakam Bey burada, belediye başkanımız burada. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel, anlamlı bir toplantı bu. Şimdi bu akşam bu kitabı konuşacağız. Ot. Eski diyor bazıları ama bana kalırsa eskimez Türkçemizin güzel kelimelerinden birisidir. Ot, ateş. Çınlamasıyla, müzikalitesiyle benim de çok sevdiğim bir kelimedir. O yüzden isabetli bir başlık olmuş. Bir de tabii Yunus Emre olunca, hani söz konusu olan Yunus Emre olunca da ayrıca isabetli bir kelime diye düşünüyorum. Saygıdeğer İskender Pala'yla bu kitabı konuşacağız ama bu kitabın etrafında elbette ki Yunus Emre'yi de konuşacağız. Şimdi Yunus Emre ile ilgili İskender Bey ve kitabını takdim etmeden önce birkaç kelime etmek isterim. Çok kısaca. Girizgah bağımında olabilirse eğer, becerebilirsem. Şimdi Yunus Emre biliyorsunuz 13. yüzyıl, 13. 14. yüzyıllarda yaşamış büyük bir şairimiz. Büyük bir tasavvuf ehli, büyük bir alperen aslında. Altı çizilmesi gereken şey, bana kalırsa Yunus Emre söz konusu olduğunda altı çizilmesi gereken ilk şey, ilk cümle şudur. Moğol istilalarıyla biliyorsunuz 12. 13. yüzyıllardan itibaren Anadolu büyük bir karmaşanın, büyük bir kaotik siyasal yapının içindedir. Ve artık Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun dağılma dönemidir. Anadolu'da kan gövdeyi götürmektedir. Toz kalkmaktadır yani ciddi biçimde bu coğrafyada. Bu dağılma sürecinin içinde bütün büyük olduğu gibi çok fark etmeyiz ve bunu çok düşünmeyiz aslında ama bana kalırsa bir taraftan da ruhen toparlanmak gerekir. O ülkenin Türk tarihinin zaman zaman hani böyle 300-500 yıl, 1000 yıl arayla atlattığı büyük badirelerde olduğu gibi büyük şairlerin, büyük ruh adamlarının elleriyle, dilleriyle, sesleriyle ruhen de toparlanması gerekir ayrıca. Aksi halde askeri başarılar hitama ermez ve çok önemli bir sonuca varmaz diye düşünüyorum. Buradan baktığımızda Yunus Emre'nin hepimizin sandığı gibi sadece edebi, manevi sonucu olmamıştır. Büyük bir askeri sonucu da olmuştur bu toprakların selameti açısından diyebiliriz. Kurucu büyük ruhlar şahsen acizane ben demeyi tercih ediyorum böyle şairlere. Kurucu ruhlardır bunlar. Bazı ruhlar bazı dönemlerde çıkarlar ve bir memleketin ruhunu kurarlar. Yeniden kurarlar yani. Bunun hiç şakaya gelir yanı yoktur. Çünkü memleketlerin, milletlerin badire atlatması da hiç kolay bir şey değildir. Daha fazla uzatırsam beni taşlayabilirsiniz. O yüzden İskender Hoca'ya hemen sözü vereyim. Bir küçük soruyla açmak isterim hocam. Şimdi Molla Kasım var malum. Türk kültür tarihinde böyle ikili şahsiyetler, karakterler vardır. İşte Hacivat Karagöz var, işte orta oyununda başkaları var. Siz de kitabı Molla Kasım'la açıyorsunuz. Molla Kasım'ı Yunus Emre'nin manevi ruhi derinliğinin karşısına Gavurca'daki formel dedikleri hani şeriat ve fıkıh eğitimi görmüş, o konuda ilerlemiş, alim olmuş ama tam da bu sebepten dolayı Yunus Emre ile biraz başı bozuk. Neden böyle kurdunuz romanı? Molla Kasım, Yunus Emre'nin karşısındaki Molla Kasım kimdir? Ben çok teşekkür ediyorum. İzin olursa eğer Sayın Başkan'ın ve Sayın Kaymakamımızın buraya teşriflerinden dolayı kendilerine minnetimi bildirmek isterim. Küçükçekmece'de bazı şeyler güzel gidiyor. İstanbul'da bazı şeylerin güzel gittiği bazı belediyeler var. Hakikaten onların az evvel Selahattin'in söylediği o ruh katma
topluma bir ruh sindirme adına yaptıkları anlamlı şeyler oluyor. Bu bakımdan Sayın Başkan'ın burada sizler için hazırladığı bu imkanı siz ve biz ortak kullanıyoruz. Bu bakımdan da kendisine teşekkür borçluyuz. İstanbul'un Sayın Başkan gibi örneklerini çoğaltabileceğimiz, kopyalayıp her yere kondurabileceğimiz insanlara ihtiyacı olduğunda bilinciyle bu akşam burada bulunuyoruz. Şimdi Yunus üzerine konuşmak, Mola Kasım'a sözü getirmeden önce bir açıklamayı da benim yapmamı zaruri kılıyor. Bazı toplum mimarları vardır ki onlar üzerinde konuşurken onların rızasına da başvurmak lazımdır. Ya ben Yunus'un mezarına gidip taşların üzerine elimi koyup mezarın üstünde biten sarı çiçekle konuşup ondan sonra böyle bir romanı çıkarma cüretinde bulundum. Bugün burada Yunus sohbeti yapacaksak lütfen hepimiz onu layık olduğu biçimde anmalıyız. 700 sene öncesine birer Fatiha ile anmalıyız. En azından biz burada konuşurken onun ruhaniyeti de aramızda olsun. O da bizimle beraber olsun. Onu andığımızı bilsin. Bunu sizden istirham ediyorum. Tabiat ve eşya zıttıyla kaimdir. Yunus'un hayatından güzel bir roman çıkmayabilirdi. Bir dervişin hayatında nasıl bir roman olabilir ki? İçine doğru yolculuklar yapan, dışarıya doğru da kendi zihnine ve kalbine doğru kapanan bir adamın hayatını nasıl çekici hale getireceksiniz? Hangi macera, hangi çatışmalar yahut hangi fikirlerle? Çok durağan, belki psikolojik bir roman. Belki biraz daha Siddhartha'da olduğu gibi böyle ruh derinliğine inen bir roman olabilir. Ama ben onu başaramayabilirim. O zaman Yunus'u anlatacak bir karşıt ayna gerekirdi. Onun için Molla Kasım'ı seçtim. Roman okumayanlar için Molla Kasım kim? Onu açıklamamız gerekiyor. Molla Kasım her yerde rastladığınız bir adam. Mesela televizyonda maç seyrederken hakemin yanlış karar verdiğini söyleyen adamdır o. Her şeye karışan, burnunu sokan, çok özür dileyerek ukalaca eleştiren. Mesela hiç şiir yazmadığı halde şairleri beğenmeyen adamdır Molla Kasım. Molla Kasım yüzyıllar boyunca hiç nesli tükenmeyen bir yaratıktır. Ve Yunus Emre'den önce de vardı Molla Kasım. Ama o var ki Molla Kasım olduğu içindir ki işler biraz daha rayına oturuyor, biraz daha kendiliğinden düzgün gitmeye başlıyor. Yunus Emre bir hayli şiir yazmış. Malum hikayedir. Bir şiirlerini bir demet ve bir tomar halinde Molla Kasım isminde birisi bulmuş. Sonra bir ırmağın kenarına oturmuş. Bir ateş yakmış. Okumaya başlamış. Molla ya, yani zahire bakarak. Yani sakalı, cübbesi, şekli, şemailiyle, matematik hesaplarıyla konuşan. Şu kadar ibadet edersem cennette şu kadar kalırım. Şu kadar günah işlemiş olursam Allah korusun cehennemde şu kadar yıl yanırım. Gibi bir mantıkla cennet cennet dedikleri birkaç köşkte birkaç huri isteyene ver onları bana seni gerek seni diyen adamın şiirlerini okuyor. Mantık ters bir defa. Birinin mantığı ne yaparsam ne alırım karşılığında bir alışveriş, bir materyalist düşüncenin tasavvufa yansımış biçimi. Birinin mantığı hepsi sizin olsun, ben sadece sevgiliyi istiyorum diyenin. Ve bu çok büyük bir şanssızlıktır
böyle birinin eline geçmesi, Yunus'un şiirlerinin. Ve ne büyük bahtiyarlıktır ki Yunus kendi şiirlerini böyle birinin eline geçeceğini bildiği için o şiirlerin arasına bir tane gazel sokuşturmuş. Şöyle diyor o gazelin son beytinde: Aşık Yunus, bu sözü eğri büğrü söyleme, seni sigaya çeker bir Molla Kasım gelir. Rivayete göre Molla Kasım oturmuş, bir şiir okumuş. Hiç güzel değil, atmış ırmağa. Bir tane daha okumuş, hiç hoş değil, buruşturmuş atmış ateşe. Birini ırmağa, birini ateşe. Ha, biraz yiyecek, şu kalsın beni. Hele. Böyle böyle 2000 şiir okumuş. Binini ateşe, binini ırmağa. Irmağa dökülen şiirler, mürekkep dağılmış, balıklar orada ırmakta. Ateşe atılan şiirler, ateş yakmış, dumanları yükselmiş, göğe çıkmış. 2001'in şiirde bu beyti görünce Molla Kasım birdenbire titre. Ve kendine de titremiş. Bu adam benim adımı nereden biliyor? Nereden çıkardı benim adımı da Molla Kasım diye kendime şiir okuttu? Bu bir keramet. Menkıbeler daha ziyade velilerin kerameti ile ilgilidir. Bu bir menkıbe. Menkıbe olduğu için Yunus Emre Hazretleri'nin kerametiyle de alakalı. Ben de bir zamanlar Molla Kasım'lık yaptım. Mevlana Hazretleri'ne bir gün böyle divanını, mesnevisini okurken içimden bu kadar güzel şeyler yazmışsın, bu kadar müstesna sözlerin var. Ama gel gör ki şu çağda, senelerden 1974 idi. Ve Mevlana'nın doğumunun 700. yılı dolayısıyla UNESCO 700. yıl ilan etmişti. Bu kadar güzel sözlerin var. Ama mesela bir Dante, bir Shakespeare bütün dünyayı dolaşırken sen niye buradasın falan gibi içimden tarihler yaparken şak diye anlama bir tokat attı ki öyle bir tokatta. Okuduğum beyit şunu söylüyordu. Satrancı öyle oyna ki 700 yıl sonra mat diyebilesin. Bunu okuyunca dedim ki Molla Kasım, senin ne işin var Mevlana'nın söylediğine laf ilave edecek. Molla Kasım o şiirleri okuduktan sonra bir ilham gelir kalbine. Gayipten bir ses olduğunu da söyler kerametler. Der ki, üzülme Molla Kasım. Bu yaşadığın boşuna değildi. Çünkü Yunus'un şiirlerinin binini suda balıklar, binini gökte melekler, binini de yerde mahluklar okuyacaktı. Onun için sana yırttıran yırttırdı, yaktıran yaktırdı. İradenin üstünde bir irade, kaderin üstünde bir kader. Hiç iç açıcı bir durum değil Molla Kasım ki. Ama Molla Kasım ondan sonra adam oldu. Benim gibi. Hocam bu akşam müzik de dinleyeceğiz, otu da dinleyeceğiz. Ne güzel. Fakat ondan önce bir soru daha sorayım izin verirseniz eğer. Şimdi siz yazdığınız zaman bundan önce geçen sene hatırlayanlar vardır. İskender Bey'le bir toplantı söyleşi daha yaptık burada. Orada da mesela Çaldıran taraflarına gidip Şah Sultan, Şah Sultan romanı ile ilgili araştırmalar yaptınız. Vardır. Bazı romancılar yapar bunu. Mekan görürler. Bazı romancılar da yapmaz bunu, yazarlar. Siz özellikle her romandan önce yapıyor musunuz böyle seyahatler? Şimdi şöyle düşünüyorum ben. İşin bereketini de orada görüyorum aslında. Yani bu kitabın hepinizin elinde olmasının sırrı bende değil. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ne haddime? Yunus hakkında birkaç kelam edeceğim de o çok satacak falan. Hayır, bu Yunus'un kendi himmetidir. Yunus'un adıdır. Onun için şöyle düşünüyorum. Yaşadığımız dünyada ilişkide olduğumuz insanların hakkı yeterince üzerimize geçiyor. Benim mesleğim ise hep ölmüşlerle ilgilenmek. Sağların hakkı yeterince üzerimizde vebal iken bir de ölmüşlerin mi hakkını alayım? Onun için gidip hepsinin kabri başında
bir helallik dilemek gerekiyor bana göre. Ben öyle yapıyorum. Özür dileyerek bir şey daha söyleyeyim. Ben divan edebiyatı ile ilgileniyorum. Bugün dersime geldi. Orada bir öğrencimi görüyorum. Bugün derste diyelim ki Fuzuli'nin bir şiirini okuduysam o derse Fuzuli'ye bir fatiha okumadan girmiyorum. Çünkü o zaman olumlu enerji biraz daha öğrenciyle benim aramda, hatta şu anda sizinle benim aramda olduğu gibi. Beni dinlemenizin sebebi bu, yoksa benim gevezeliğim değil. Onun için ölmüşlerin hakkına üzerimde kalırsa öte dünyada bu bana daha büyük hesap olur. Buradayken sizinle helallaşabilirim ama onunla helallaşma ihtimalim bile yok. Nereye gittiniz hocam? Eskişehir'e gittim. Daha önce Yunus Emre'nin kabirlerinden Karaman'ın makamları vardı. Tabii yani. Şimdi Yunus Emre'nin 6 tane Türkiye'de biliyorsunuz kabri var. Bunların 3 tanesi makam biçiminde. İşte Karaman, Aksaray, Erzurum, Kula, Eskişehir, Bolu. Ben bu sefer Eskişehir'e gittim. Neden Eskişehir'e gittim? Karaman'ı gördüm, işte Aksaray Kula'yı gördüm, ziyaret ettim. Oydu veyahut da değildi. Yunus'un orada bedeninin çürümeden duruyor olması veyahut da çürümüş olması benim için fazla problem değil. Ben Yunus'un gönlünün yahut da Yunus'un kabrinin gönüllerimiz olduğunu, gönüllerimiz olmasaydı onun 700 yıldır yaşayan dizelerini düğünümüzde, acı günümüzde, mevlidimizde, oğlumuz askere giderken, eğlenimimizde veya da Ramazan akşamında onun şiirini dinliyor olmazdık. Kabri şurada veyahut da burada. Ama ben bir tanesine gittim, Eskişehir'dekine gittim sırf bu sebeple. Yani belki onun kabri şu anda Karaman'da. Çünkü 13. yüzyıldan bahsettiğinizde belgeler size hep yanlışı söyler. Yunus Emre hakkındaki bütün bilimsel veri bir A4 sayfasının, şöyle bir sayfanın yarısını doldurur. Tarihin söylediği kaynak bilgiler. Yarım sayfalık bir hayattan bahsediyorsunuz. Ve hiçbiri yazmıyor nereye gömüldüğünü, nerede mezar olduğunu. Ama ben içimden onunla ilgili olan, daha önce gezdiğim için Eskişehir'e gittim. Eskişehir'deki kabre siz de gidin. Zaten bu romanı okuduktan sonra gitme ihtiyacı duyarsınız muhtemelen. 3 tane arka arkaya kabir var. Çok enteresan. Bir tane anıtsal bir türbe var. Son yıllarda yapılmış Kültür Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından ve orada Yunus Emre anma günlerinde bando çalıyor, törenler yapılıyor, anma konuşmaları yapılıyor. Böyle bir takım insanlar gelip nutuk çekiyor. Onun aşağı tarafında bir mezar daha var. Burası ne? Burası Eskişehir'de Yunus Emre Köyü'nde vaktiyle ihtiyarlardan, köy ihtiyar heyetinden birisi bir rüya görüyor. Rüyasında Yunus Emre Hazretlerini görüyor. Yunus Emre diyor ki o beye, benim kabrim tren yoluna çok yakın kaldı. Tren geçerken kabrim hiç durmadan sallanıyor. Benim kabrimi azıcık yukarı aldırıverin diyor. Ve o köy buna, bu rüyaya, sadık rüya diye inanıyor. O rüya gereği kabri yukarıya alıyorlar. İkisi arasında orada gerçekten kabir var değil mi? 3 tane kabir var. Üçü de Yunus Emre'nin ama birinde Yunus Emre var anladın. Şu şöyle sıralayın 3 tane arayla. 3 nokta düşünün. 3 koltuk diyelim. Senin koltuğun, benim koltuğum ve değerli sanatçımızın koltuğu. Buradaki anıtsal bir yer. Buradaki rüyanın üzerine taşınmış olan yer. Oradaki de toprakla, zeminle birlikte sadece kenarına taş döşenmiş bir kabir. Köylüler diyorlar ki bu kabir boş. Biz kemiklerini daha sonra şeye taşıdık. Ortadaki kabre taşıdık. Cumhuriyet döneminde biliyorsunuz bir şeyler yapılmıştı. Bu Türklük ideolojisi yerleştirilmek istendiğinde pek çok
Atatürk'ün mezarı açılıp kafataslarına bakıldı. Mimar Sinan bunlardan bir tanesiydi. Yunus bunlardan bir tanesiydi. O zaman da Yunus'un şimdiki o boş gibi görünen kabri açılmış. Kemikler çıkmış. Hatta rivayettir ki yakında da başka toplu kemikler falan çıkmış. Ben bunu bile bunu bildiğim halde Eskişehir'e gittim. Yunus buradadır diye. Çünkü o olmayabilir de 2 metre kenarında olabilir. 3 metre beri tarafında olabilir. Ama onun açanlar, onun kalbini açanlar kemikleri buldularsa o bana göre Yunus'un mezarı değil. Çünkü onun cesedinin bozulmayacağı konusunda ben kendi yani hayatımı anlarken, anlatırken veya da okurken hep öyle düşünüyorum. İnanırsınız ya da inanmazsınız ama ben sanki bozulmayacakmış. O 13. yüzyılda yaşadığı gibi bugün mezar açılsa evet işte bu gülümseyen adam o adamdır diye tanıyacağım gelir. Öyle bir şekilde düşünüyorum. Şimdi gittim. Anıtsal mezarın başında orta mezara geçtim. Biraz daha enerji böyle yoğunlaştı. Ama aşağıki mezara gidince ellerimi taşlara koydum. O sırada tesadüfen de tren geçti oradan. Hakikaten tir tir titriyor. Trenin oradan geçişi. Anladım ki o rüya da sahiptir. Anladım ama Yunus hala orada o tren geçerken titreyen bir yerdedir. Beri taraftaki anıt ise, yani bu şimdi ahir zaman çocukları, bunlar gelir benim başımda bir sürü bamba çalarlar, bir sürü nutuk çekerler, olur olmaz laflar ederler, biraz uzakta etsinler diye oraya bir anıt yaptım. Ben öyle düşündüm. Sonra da onunla biraz konuştuk iç dünyamızda. Böyle bir kitap çıktı. Biraz da Yunus konuşsa hocam. Şöyle yapsak, içinde ot geçen bir şiir seçtim size. Onu okursanız, U'da ottan bağlanalım isterseniz. Önce şiiri, peki. Sonra da üstadımız. Teşekkür ederim, sağ olasınız. Hissederse bize bir ut. Evet, bir sakiden içtim şarap, arştan yüce meyhanesi. O sakinin mesleriyiz, canlar anın peymanesi. Peymane kadeh demek. Buradaki sakiyi biliyorsunuz yani. Kalu Bela'dan bahsediyor, orada güzellik şarabını nasıl içtiğini, orada ruhlarımıza Elestü bi Rabbikim denildiği zaman verdiğimiz cevabı, Kalu Bela'yı ve o günden bugüne hala sarhoş olduğunu, üzüm yaratılmamıştı ki biz sarhoştuk, biz içmiştik diye söyleyen hala anlatıyor. Bir meclistir meclisimiz, anda ciğer kebap olur, bir şemdir bunda yanar, güneş anın pervanesi. Biz öyle bir meclisteyiz ki bu mecliste ciğerler yanar. Neyle? Aşk ateşiyle, ot ile. O ot ciğerleri tutuşturunca o mecliste bir mum tutuşur. Mumun ışığı, affedersiniz, ateşi o ciğerden, yanan ciğerden sıçramış bir kıvılcımdır. Eğer o mecliste orayı aydınlatan mum gönül ateşinden yandıysa güneş orada, o mumun etrafında pervane olur. Söylediği de mecazen Hazreti Peygamber. Çünkü bu kainatın en güzel ışığını Hazreti Peygamber de görür. Güneş onun için her gün, Hazreti Peygamber burada kainat gömülü diye her gün dünyanın etrafını tavaf eder durur. Her gün biraz daha. Tekrar tekrar onu ziyaret edebilmek için. Aşk oduna yananların küllü vücudu nur olur. O ot bu oda benzemez, hiç belirmez zebanesi. Bu ot, bu ateş hiç yalın mı denir? Alevlerini dili uzamaz. Evet, yalın. Yalımını hiç çıkarmaz. Böyle bir ateştir. Yani mücerred, soyut bir ateştir. Dıştan göremezsiniz ama içten yakar. Yakar, yandırır. Fuzuli'nin dediği gibi saçma ey göz, eşkten gönlümdeki otlara su, kim bu denli tutuşan otlara kılmaz çare su. Ey gözüm, sakın kalbinde tutuşmuş yanan ateşe su serpme gözyaşlarından. Çünkü bu türden tutuşan ateşlere su kâr etmez. Ateş soyut, su somut.
nasıl söndürsün ki? Onu söndürmesi ihtimali yok. O meclisin bekrileri ol şah etem gibidir. 100 bin olur her köşede ve şehrinin viranesi. İbrahim Ethem'den bahsediyor. İbrahim Ethem'le ilgili hikayeyi biliyorsunuz. Hani bir ceylan avına gidip. Buradan bu Yunus'un biz 15. yüzyılda yaşayan Yunus olduğunu hemen çıkartabiliriz. Çünkü İbrahim Ethem hikayesi bize o yüzyılda gelmiştir. Ey Sad Hezaran Bayezid, anda müganniler çalar. Zaten söyledi. Bayezid-i Bistami'nin ötrük nefes teal olur o çalgıdan teranesi. Eğer siz tabiatın sesini dinlemeye başlarsanız, tabiatın sesi size öyle güzel şeyler çalar ki, tüm güzel musikilerin hepsinin kaynağının aslında tabiatta olduğunu görebilirsiniz. Yunus, bu cezbe sözlerin cahillere söyleme gil, bilmez misin cahillerin nice geçer zamanesi? Bunu bize söylemiş. Ben çok kendi aklıma alınıyorum. Estağfurullah. Ağzınıza sağlık hocam. Buyurunuz. İnsan hayat boyunca renkler renge girer. Hem de bir saniye içerisinde kaç renge birden girer. Eğer Yunus'un anlattıklarına inanırsak, onun ayetleri ve hadisleri söylediğini çoklukla, ama onları Türkçe söylediğini, şiir biçiminde söylediğini ve bu
konuşmanın başında Selahattin Bey'in dediği gibi bu medeniyetinin hamurunu yoğurmak için söylediğini görürüz. Bir dem gelir şadan olur, bir dem gelir giryan olur. Bir an, an, an göz yumup açıncaya kadar geçen süre demek. Bir an içerisinde ayaklarımız şaşıverir, bir an içerisinde kalpler kayıverir, bir an içerisinde ışıklar parlayıverir. İnsan ömrü işte o tevhidin içerisinde harmanlanır. Yeter ki onda müsbet olan yanlar daha çok olabilir. Çünkü İsa gibi ölmüşleri diriltmek de var, kibir evine girip dinden çıkıp gitmek de var. Allah hepimizi korusun. İlgilemek lazım herhalde. Aslında benim soracağım şey de onunla ilgiliydi hocam. Şöyle bir şey. Şimdi Yunus için Anadolu'da İslam'ın dilini Türkçeleştiren şair deniyor malum. Bunun yanında bir de yaygın başka bir kanaat var. İşte Yunus nasıl demek lazım? Ümmi, gezen, dağ bayır, gezen, aşık. Çok kaba bir tabir kullanayım, hemen anlaşılsın diye. Bir baldır çıplak bir adamdır yani, böyle dağda belde gezen bir adamdır. Eğitimi yoktur, şey yoktur ama nasılsa ona bir ilim tevarüs etmiştir. Bir arifane bir yola girmiştir. İşte Tatlı Kefe'yle hikayesi anlatıyor. Böyle midir? Yoksa hani okuduğumuzda çok şaşırdığımız bambaşka bir ilim deryasına açılıyor aslında Yunus Emre, öyle midir? Şimdi benim araştırmalarım, tabii kitabı yazmadan önce Yunus hakkında yazılmış her şeyi görüyorsunuz. Görmek zorundasınız yani, ona göre bakacağız. Benim araştırmalarımdan edindiğim kanaat şu. Yunus okur yazar ve bilgin birisi. Hiç öyle ümmi, işte kalbine aşk ilhamı geldiği için söylenilecek şeyler değil. Çünkü medrese tahsilinin getirdiği terminolojiyi kullanıyor. Bir defa bu çok önemli. Ancak onu medresede öğrenebilirsiniz o terminoloji içerisinde, o kelimelerle. Fakat bunu daha önce cahillik dönemi vardı da sonradan mı ilim tahsil etti? Yoksa gençlikten itibaren bir ilim tahsil ederek yetişti de ondan sonra mı bu yola girdi? Bazı menkıbelere göre Yunus bir müderris idi. İlimsel olarak algılayamadığı bazı problemleri çözmek için bir mürşide gittiğinde onun kapısında bütün ilmini boşalttı. Bütün ilmin meğer boşmuş, asıl ilim buymuş diye. Bu terminoloji oradan kazandı. Anadolu'da bizim gönlümüz hep şöyle ister. Yunus bir köylüdür. Köyden öküzlerine alıç yükleyip Hacı Bektaş'ın kapısına giden, buğday istemeye giden, orada nasip mi verelim buğday mı denilen o kişidir. O bize sıcak gelir, o bize yakın gelir. Neden? Çünkü bu Anadolu'nun mürşididir. Yunus'a dikkat edin, söylemiştir, yazmamıştır. Mevlana'ya dikkat edin, yazmıştır, söylememiştir. Birisi entelektüel zeminlerin, birisi kırsalın ve... Biri Farsçanın, biri Türkçenin. Evet. Şimdi Yunus'la Mevlana ikisi o çağı avuçlarında tutan iki mürşit. Biz mesela Yunus'tan bahsederken Yunus deriz. Bizim Yunus deriz hatta. Bizim işte. Yani bizim evin çocuğu gibi. Bizim Yunus. Ama Mevlana'dan bahsederken Hazreti Mevlana deriz. Celaleddin. Yani Hazret kelimesini hemen bir saygı sözü olarak ilave ederiz. Neden? O yazmıştır. Yazdığı için onu bilimsel muhitler çoğaltarak bugüne kadar getirmiştir. Okuma yazma bilenler. Bunların sayısı %3'tür. Ama geriye kalan %97 okuma yazma bilmeyenler hep Yunus'u anlatmıştır. Bugün Hazreti Mevlana'nın türbesi Topkapı Sarayı'ndan sonra en fazla ziyaretçi alan müzemiz bizim. Topkapı Sarayı'ndan sonra en fazla ziyaretçi oraya geliyor. Çok mutluyum. Mevlana gibi bir değere sahibiz ve o kadar ziyaret ediliyor. Peki ama Mevlana o kadar ziyaret edilirken onunla bir terazinin kefesinde aldırmayan,
bizim Yunus'un türbesine hiç kimsenin gitmemesi, kervan geçmeyen, kuş uçmayan bir yerde kalması bana şunu söyletiyor. Bir garip ölmüş diyeler, 3 günden sonra duyuyorlar, soğuk su ile yiyorlar, şöyle garip bencilik. Bunu Yunus kendisi istiyor sanki. Yunus kendisi böyle mi istiyor, yoksa bize bir 700 sene önceden bana sesleniyor mu ya evlat? Küçük torunum. Bak garip, hala garipliğim devam ediyor, bir şey yap mı diyor size. Yani mesela mezarın başına mı gitmek gerekiyor? Oraya da mı bir şey yapmak gerekiyor? Orada birisine, bir fakire aş mı yedirmek gerekiyor? Oradaki kediyi mi doyurmak gerekiyor? Yani bu da bir ayrı bir sahne. Yunus'un dili hakikaten bizim Türkçemizin süt dişleridir. Çünkü Yunus çağında Türkçe, Yunus'un kelimeleri, önce onu söyleyeyim, 6000 civarındadır. Yani şiirlerinde geçen kelimeler 6000 civarındadır. Bilgisayarla saydırtıldığında bu çıkıyor. Bunların 3000 kadarı Türkçedir, Türkçe kökenlidir. Geriye kalanının, yani hemen hemen yarısı, geriye kalanının Farsça ve Arapça, yani dini terminolojiden kaynaklanıyor olması zaten onun medrese eğitimini aldığına dair de bir işaret bize veriyor. Ama öbür taraftan Yunus'un çağındaki Türkçe biraz daha kabile dili, biraz bir oba dili. Neden? Kayı gelmiş Anadolu'ya yerleşmiş. Oğuz gelmiş Anadolu'ya yerleşmiş. Kınık gelmiş Anadolu'ya yerleşmiş. Çuvaş gelmiş Anadolu'ya yerleşmiş. Bunlar Türk boyları, Orta Asya'dan çıkıp gelenler. Konuştukları Türkçe 3 aşağı 5 yukarı birbirinin aynı. Ama kendilerine yetecek kadar. Neden? Göçebe bir toplumun ihtiyacı kadar kelimesi var. Halbuki... Yani kaç kelime hocam, affedersiniz? 3000 civarında. Ama gündelik dilde... Gündelik dilde, hayır zannediyorum. 250-300 kelimeyle konuşurlar. Fakat daha sonraki dönemde Moğol istilası, şöyle bir şey düşünün. 70 bin çadır düşünün. Her bir çadırın içerisinde bir aile. Ağlayan bir bebek, onu emziren bir gelin, delikanlı damat, annesi babası, oynayan diğer çocuklar, bir aile. Her bir çadırın içinde, o çadırın etrafında yürüyen bir inek, işte bir köpek, bir şey, bir aile. Bir ailede ne varsa. 70 bin aile çadırlarını tekerlekli arabalara koymuş, altlarına kanlı tekerleri koymuş, yürüyor. Moğol istilası bu demek. 70 bin aile çarpı 5, 70 bin aile çarpı şu kadar hayvan, geçtiği yerlerin hepsini çekirge sürüsü gibi tüketip geçiyor. Din iman tanımıyor, camileri ahıra çeviriyor, kütüphaneleri ırmaklara atıyor, her yeri yakıyor, yıkıyor. Böyle bir yürüyüşün önünden kaçıp gelenler var. Nereye kadar? Tokat, Kayseri, Konya sıralaması, bir hat. Orada kimler var? İşte Mengücekler, ondan sonra Danışmentler var. Danışment Gazi'nin hikayeleri anlatılıyor hala. Danışmentler ve Mengücekler birbirleriyle kavgalı üstelik de. Bunlar da Türk boyları. Diğer gelenler küçük obacıklar. Bir yere konmuş işte. Yani küçük çekmece kadar bir yerde hayvanını otlatıyor, meyvesini yetiştiriyor, sebzesini yetiştiriyor, yaşıyor. Anadolu böyle bir durumda. Bu arada Moğolların önünden kaçıp gelen bir sürü alimi, uleması, bilgini, zürafası, sanatçısı, seçkini orada yığılmış. Beri tarafta Bizans sınırları var. Bizans sınırları, Bizans güçten düşmüş bir devlet. Selçuklu Devleti ile sınırları var. Selçuklu da güçten düşmüş bir devlet. Bizans Selçuklu'ya olan sınırlarını ve Danışmen'de olan sınırlarını köylülere korutuyor. Kural şu, siz buradaki araziyi işleyin, benim buraları koruyacak askerim yok, güçten düşmüşsünüz. Bu asker olmadığı için bu araziyi işlemeniz karşılığında sizden vergi almayacağım ama içeriye de düşman sokmayın, asker sokmayın. Yani bir taraftan askerlik yapıyor, bir taraftan toprağı işliyor. Böyle bir kuralla Bizans'ın bütün o sınırları yerleşime açılmış. Osman Gazi'nin
İşte o bölgede, bugünkü Söğüt bölgesinde yerleşip daha sonra Selçuk hükümdarı tarafından kendisine davul ve sancak gönderilmesinin başlıca sebebi bu köy yapısıdır. Oralarda tutunabiliyor. Kaldı ki kayı boyu o dönemde çok da meşhur bir boy değil. Osman Gazi daha sonra başarılarıyla meşhur olunca diğer beyler onun etrafında toplanıyor. Böyle bir ortamda Anadolu'da savrulan hayatlar var. En ucuz şey insan hayatı. Sabah evden çıkıyorsunuz, akşama gelip gelmeyeceğinizi kimse bilmiyor. Fakirlik diz boyu. Ne kadar diz boyu? Şöyle bir misal vereyim. Mesela bir evde bir tavuk var ise, o tavuğu gün boyunca evin delikanlısı yahut da genç kızı güdüyor. Tavuk güdüyor. İnek yok, kuzu yok, koyun yok. Bir tavuk. Tavuğu güdüyor. Neden güdüyor? Tavuğu başında bekliyor. Çünkü açlık o derece had safhada ki komşu bu tavuğu kesip yemesin. Peki kendisi niye kesip yemiyor? Çünkü kendisi o tavuğun yumurtasıyla evin bebeğini büyütecek. Bu derece fakirlik diz boyu. Yani bir tavuğa ve bir yumurtaya muhtaç ailelerin olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Toprak ağaları türemiş. Toprak ağaları halkı çalıştırıyor, vergisini, mahsulünü alıyor elinden ve onları köle diye kullanıyor. Öbür taraftan Haçlılar Kudüs Savaşı'ndan sonra geriye dönemeyenler, bir takım çapulcular Anadolu'da yerleşmiş, çeteleşmişler. O çeteler işte o toprak ağalarının emrine göre hareket ediyor. Karın tokluğunu onlar da çetelik yapıyor. Kış o derece şiddetli ki 3 sene üst üste kar yerden kalkmıyor. Yazın kuraklık eriyen kar sularıyla ancak çamur oluyor her taraf. Arkasından gelen 3 sene kuraklık o derece ki güneş, şimdiki küresel ısınmayı bir düşünün işte, yani hemen hemen aynı şeyler yaşanıyor. Onun için yazdığımız 13. yüzyılla bu çağ arasında çok büyük benzerlikler var. O derece kuraklık ve güneş yakıcı, kavurucu ki şey yetişmiyor, hemen kuruyor arkadan gelen yıllarda. Böyle bir dönemde insanların hepsinin elinde avucunda ne varsa tükeniyor. Ben bunu şuna benzetiyorum. Belki bunu mutlaka konuşmamız lazım bu akşam. Allah insanı yaratırken madde ile mana dengesi üzerine yaratmış. Bir kimya laboratuvarında bir U çubuk düşünün. U biçimde bir çubuk. İnsanı da böyle farz edin. İnsan, bir U çubuk. İçine de sıvı konulmuş. O sıvıyı ortadan, tam U çubuğu ortadan bölün. Birisini J, birisini L yapın. Böldüğünüz yerde sıvı eşit olması lazım değil mi? Yahut da şöyle düşünelim. U çubuğun bir tarafından sıvıya baskı yaparsanız öbür taraf yükselir. Bir tarafından çekerseniz öbür taraf aşağıya gelir. İnsan gerçek insaniyetine kavuşabilmek için o dengeyi korumak zorunda. Madde ile mana dengesini. Bu denge bozulduğu an sancılar başlıyor. Madde lehine de, mana lehine de. Bugünkü sancılarımız gibi. Madde lehine o kadar çok ihtiyaçlarımız, o kadar çok maddeyi önemseyen, maddeyi isteyen bir düşünce sistemimiz var ki artık biz hastalıklı bir toplumuz. Yani biz sıkıntılı bir toplum değiliz. Biz kriz geçiren bir toplum değiliz. Hayır. Hasta olmuş bir toplumuz. Hastalığımız da bu bakış açılarımızdan kaynaklanıyor aslında. O hastalığın tedavisi gene Yunus'ta. O da ayrı bir şey. Şimdi o U çubuğa geri dönelim. İnsan yarı yarıya madde ile mana ise, insanda madde olarak ne var? Elim, ayağım, kaşım, gözüm, kirpiğim, saçım, kulağım. Madde. Ben bunlara yetecek kadar gıda alırsam, bunları sağlıklı bir şekilde beslersem, o zaman maddem iyi gelişir, iyi yetişir, en azından hasta olmaz. Peki bunu yapabilmek için neye ihtiyacım var? Mideye ihtiyacım var. Demek ki maddemi temsil eden Allah bana bir organ vermiş, mide. Peki ben
Bundan mı ibarettim? Yani elim, ayağım, kaşım, gözüm ve mideden mi ibarettim? Hayır. Siz bana neden değer veriyorsunuz? Söyledikleri güzel diye, işte bize anlattıkları yazılar diye. Yani benim düşüncem, beni anlatan İskender Pala size göre düşünce, fikir, işte sevgi, kalp. Demek ki bana kimlik biçen şey maddem değil. Manam, yani düşüncelerim. O zaman manaya yönelik Allah bana bir organ vermiş mi? Vermiş. Ne vermiş? Kalp vermiş. Başka ne vermiş? Ruh vermiş. Başka ne vermiş? Zihin vermiş. Akıl vermiş. Bakın bunların üçü de manaya yönelik. Yani maddem için bir tek organ verirken mana için bana üç tane birden organ vermiş. Şimdi ben iyi bir işletmeci olsaydım ve bir mağaza sahibi olsaydım, o mağazayı mesela beyaz eşya mağazası yapıyor olsaydım şöyle davranırdım. Yanlış diyen varsa yahut da işletme fakültesinden mezun olanlar varsa, hocam sen bu işi bilmiyorsun, iflas edersin desin bana. Güzel bir yerde, sokağın en göz alıcı yerinde bir mağaza tutar, kiralar. Oraya çok güzel bir vitrin yapar. O vitrinin içerisine beyaz eşya satacağım ya, derin donduruculardan, video kayıt cihazlarından, işte buzdolaplarından, en yeni, en modern, teknolojinin son ürünü malzemelerden koyar. Satıldıkça yerine daha yenisini, daha iyisini, yine teknolojinin son eserlerinden bir tanesini daha getirir koyar. Böyle işletme yapardım. Şimdi bizim hepinizin dört tane mağazamız var. Bir, mide. İki, kalp. Üç, zihin. Dört, ruh. Mide mağazalarınızı işletmek için, yani kendim adıma konuştum. Mide mağazamı işletmek için ben öyle bir çırpınıyorum, o kadar iyi işletmecilik yapıyorum ki, içine en yeni, en güzel, en taze, en teknoloji ne varsa koyuyorum. Onlar satıldıkça, tükendikçe yerine daha yenisini, daha güzelini, daha iyisini koyuyorum. Doğru mu? Peki soru şu. Kalp diye bir mağazanız var. İçindekileri bir defaya mahsus kullanmış, tüketmişsiniz. Annenize, babanıza bile seni seviyorum diyemiyorsanız, siz seni seviyorum demeden anneniz, babanız ölüp gitmişse, komşunuzla geçinirken bir gülümseyen yüzünüz olup kalbinizden gelen bir sevgiyle ona kucak açamıyorsanız, o aç yatıyor, siz tok yatıyorsanız, öbür taraftan arkadaş ilişkilerinde, sınıflarda, iş ilişkilerinde, bürokraside kalbinizden gelenleri karşınızdakilere yansıtamadan yaşıyorsanız, suratlarınız asık, hiç durmadan düşünceli, akşam üzeri otobüse binin, metrobüse binin, buradan geçiyor. Bakın bakalım insanların yüzünü bir şöyle gözlemleyin. Bir kenara durun. Binen insanların yüzünü bir gözlemleyin. Hepsinin suratı asık. Hepsi bir problem içinden geçiriyor. Hiç durmadan hepsi sinir hali. Yani birisi dokunuverse hemen patlayacak gibi. Neden? Kalp mağazalarını kilitlemişler, iflas etmiş. Mesele bu. Sizin akıl diye bir mağazanız var, zihin diye bir mağazanız var. İçine eşya koyup satarsanız işletme yapacaksınız değil mi? Ama gelin görün ki biz de şu işlemi pek yapmıyoruz. Yani kitap. O mağazayı neyle besleyeceksiniz? O mağazanın içine ne koyacaksınız? Kitap okumamız lazım değil mi? Aklımızı nasıl çalıştırabiliriz? Düşüncemiz nasıl gelişebilir? Böyle yaparak. Ama biz bunu yapmadığımız için o mağazayı da kilitlemişiz. Yahut da o da iflas etmiş. Ruh mağazamız var. Ruh mağazamız da genellikle ya devlet, ya hükümet, ya ideolojiler baskı altına almış, ezmiş. İstediğimiz gibi yaşayacak şekilde getirmemiş. Onları da onlar elimizden almış. Şimdi manaya ait üç mağazayı iflas ettirmişiz. Madde mağazasını çalışacağız da, ticaret yapacağız da buradan geçineceğiz diyoruz. Geçinebilir miyiz? Yunus'un reçeteleri işte buna dair.
Yunus işte bunları anlatıyor bize. Onun için onun garip kalışı yahut da onun bugüne söyleyecek sözlerinin bilinmeyişi aslında bizim hatamız. O görevini yapmış gitmiş. Görevini yapacak olan bizleriz. Nasıl bizleriz biliyor musunuz? Yunus Emre sadece bizim toplumumuzun dertlerine çare olan adam değil, dünyanın sancılarına derman olan adam. Bugün dünyada hep aynı problem var. Savaşlar 13. yüzyıl gibi. Kaş çatmalar 13. yüzyıl gibi. Çalmalar, çırpmalar ve şiddet 13. yüzyıl gibi. İşte insan ilişkilerinin bozulması, maddeye düşkünlük 13. yüzyıl gibi. Ama Yunus ne diyor? Bunca varlık var iken gitmez gönül darlığı diyor. Şimdi gönüllerimiz daralıyor bizim. Niye daralıyor? Gönüllerimiz darlanıyor ya. Böyle içinden çıkamaz hallere geliyoruz. Niye biliyor musunuz? Çünkü bunca varlık var iken gitmez gönül darlığı. Yani varlığa bu kadar düşkünlük gösterip dururken, varlık düşüncesi bizi her yerimizden tutmuş, çekerken, yürüdüğümüz zaman eteklerimizden böyle çengeller gibi, dikenler gibi tutup bizi alırken, otobüse yetişmeliyim, öğretmen şunu yaz dedi, işte belediye başkanı şöyle diyecek, yarın falanca yere yetişmem lazım, faturalar ödenecek, evin taksidi hala duruyor. 24 saat koşturuyoruz da ne yapıyoruz Allah aşkına? 24 saat sadece varlık düşüncesiyle zihinlerimizi yoruyoruz. Tabii kalbimiz daralır. Tabii darlık çekeriz. Şu E5'e çıkın bir gün. İnanarak. Dalga geçmek için yahut da hoca dedi bir bakayım diye gitmeyin, ölürsünüz çünkü. İnanarak, içinizden gelerek şu trafiğin en hızlı aktığı bir anda üst geçidi kullanmadan yoldan karşıya geçecek olsanız ve tam ortada dursanız ve kendinize şöyle sorsanız, dur ya, nereye koşuyorum ben? Trafiğin tam o sıkışık anında ortada dursanız ve nereye koşuyorum diye kendinize varlık sorgusu yapsanız, emin olun trafik orada durur, dünya orada durur, her şey etrafınızda durur. Ve sizin o sorunuzun ağırlığı karşısında herkes şakka selam ile sizin yanınızdan geçer. Ama biz kendimize nereye gidiyorum diye hiç sormuyoruz. Hiç sormadık. Lütfen bu gece gidince aynanın karşısına geçin. Dedim ki ya nereye gidiyorsun ya? Bu hız ne? Allah aşkına ne yapıyorsun sen? Hepimizin kendimize sormamız gereken sorulardan bir tanesi. Hiç olmazsa bunu senede bir sorun. Senede bir soralım ki Yunus bize çare olsun. Ağzınıza sağlık hocam. Bir müzik arası davet edelim o zaman. Hadi. Buyurun. Yeah.
Son sözü de Ud'da koyacağız, merak etmeyin. Fakat şimdi biraz daha hareketli bir şey yapalım, sohbet ortamına geçelim artık. Sizden sorular alalım İskender Hoca'ya buradayken. Kitapla ilgili olabilir, önceki kitaplarla ilgili olabilir. Divan edebiyatıyla ilgili de olabilir. Siyasi olamaz. Siyasi olamaz. Ondan sonra. Başkanımız siyasi soru sorabilir mi? Anladığım konu olsa eyvallah ama bilmem. Biz başkana siyasi sorular sorabiliriz ama. Evet. Mikrofon usulüyle mi yapacağız? Nasıl yapacağız? Duyabiliriz herhalde. Öncelikle, yani. Evet, öncelikle soru... Ama kayıtlara giriyorsa ona göre. Tabii. Salonumuz küçük, yani öyle doğal konuşma da olabilir. Şimdi salonda bir gerginlik bu. İlk, cesaret. İlk sözü kim alacak? İlk soruyu kim soracak? Bir tane bile şey yok mu? Bir tane, evet. Demek ki bundan sonra da sorular olacak, öyle görünüyor. Buyurunuz. Biraz yüksek sesle konuşursanız... Hocam neden Gülsem'de? Mevlana değil de neden Gülsem'de? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi İngilizlerin Shakespeare diye bir şairleri var. Hakkında bu salon dolusu kadar kitap yazdı İngilizler. Bir de biz yazıyoruz Türkiye'de. Üniversitelerde tez yapıyoruz. Pakistan'da da yapılıyor, Kanada'da da yapılıyor. Nasıl biliyor musunuz? Sadece Shakespeare'i sahipleniyor. Her İngiliz, Shakespeare benim klasiğimdir. Dolayısıyla Shakespeare'den vazgeçemem diyor. Shakespeare enstitüleriyle dünyanın her yerine propaganda yapıyor. İngiltere'nin yarısı Shakespeare'dir. Ne kadar güzel fikirler varsa sonradan söylenmiştir. Eski adamların söyledikleri zannedilen güzel şeyler hep sonradan uydurulmuş şeylerdi ama hep Shakespeare adresiyle gider. İspanyolların Cervantes diye bir yazarları vardır. Cervantes Enstitüsü dünyanın her yerinde İspanyol kültürünü yaymak içindir. Goethe Almanların. Almanların aynı şekildedir. İtalyanların Dante vardır aynı şekilde. Bu adamların mesela Dante Yunus'la ve Mevlana ile çağdaştır. Onun İlahi Komedyası'nı okursunuz, hayran kalırsınız ama Yunus Emre'nin şiirlerini okumak aklımıza gelmez. Neden Yunus? Çünkü bizim Shakespeare'imiz Yunus'tur. Shakespeare onun yanında hafif kalır. Bizim Goethe'miz Yunus'tur. Bizim Cervantes'imiz Yunus'tur. Mevlana değildir. Mevlana'nın aleyhinde değil asla. Haddimde değil. Ama Mevlana Farsça söylemiştir. Farsça yazdığı için Mevlana ile benim aramda bir tercüman var. O tercüman art niyetli midir? İyi niyetli midir? Bilgili midir? Cahil midir? Sadece Farsçayı mı biliyor yoksa Mevlana kadar birikime mi sahip? Mevlana'yı tercüme ederken Mevlana kadar birikime sahip değilsen ne kadarını tercüme edebiliyorsun? Bütün bunları hesap ettiğimde Mevlana ile benim aramda bir perde var. Ama Yunus ile aramda hiçbir şey yok. Onun için Yunus. Yani bizi Mevlana dünyaya anlatamaz. Neden? İranlılar zaten sahip çıkıyor. Neden? Çünkü Farsça söyledi, Farsça yazdı. O çağın gereğiydi. Ayıplamıyorum. Çünkü okumuş yazmışlar, o çağda Farsça kullanıyordu. Edebiyat dili oydu. Ama kırsaldaki adam, tam da kalbinden doğup gelen, ilk soruda Selahattin Bey bana şunu sordu ya, yani onun şiiri, onun Türkçe'ye katkısı. Mevlana ile ikisini ben şöyle hesap ediyorum. İkisi de güldür. İkisi de güzel kokar. İkisi de hakikaten bize ait kokular verir. Renkleri güzeldir, pırıl pırıldır. Fakat birisi has bahçede yetişmiş güldür. Bir bahçıvan elinde dibi çapalanarak, işte suyu verilerek, ne bileyim budakları kesilerek, ve vazoya girmeyi hak ederek büyümüş bir güldür Mevlana'nınki. Öteki bir dağ başında Allah rüzgar estirmiş, gıda olmuş, yağmur yağdırmış, su olmuş, dikenleri falan vardır, dalları büküktür ama öyle güzel kokar ki o da.
ötekinden kokusu belki daha berraktır, daha tabiidir. Şimdi bu iki gülden bir tanesi vazoya başkaları tarafından konuyorsan ben bu güle sahip çıkmayı tercih ettim. Çok teşekkür ederim. Bir de şanssızlığımız Mevlana konusunda o kadar kendi kültürlerine kıskançlıkla sahip çıkan bir millet ki bu İranlılar. Ben Tahran'da 4 sene önce Tahran Üniversitesi'nin kafesinde Tahranlı gençlerle, arkadaşlarla oturuyorduk. Şu sizin mi bizim diyorum ben. Şu sizin mi peki o da sizin olsun diye böyle oyun oynuyoruz. Yani en sonunda dedi ki en sona saklamış en ağır kozunu. Allah bilir Mevlana da bizim diyorsundur sen şimdi. O konuda tartışma yok dedim. Yani. Ondan sonra elbette ki Mevlana'nın yeri ama bu açıklamayı yapmanız iyi oldu hocam. Çünkü biz Yunus dediğimizde Mevlana aklımıza geliyor. Mevlana dendiğinde de Yunus geliyor. Biz bunlar... ikisini birbirinden ayırmayız. Ama gül metaforu çok güzel derdi. Yalnız bir şey ilave edeyim. Müsaade ederseniz. Buyurun. Şimdi Mevlana bir mürşittir. Unutmayın. Yunus'a bizim Yunus desek, sadece Yunus desek bile o da bir mürşittir. Bakın unutmayın. Bu çok önemli bir şey. Bu bir fark, bu bize unutturuldu. Yunus'un hümanizması, Yunus'un sosyalist tarafı, Yunus'un işte insancılığı, Yunus'un falancası, filancası, hoşgörüsü, şunu bunu derken Yunus'un bir mürşit olduğu bize unutturuldu. Önemli olan budur. Yunus bir mürşittir. Evet, o kimliklerin hepsi vardır. Hümanisttir, sosyalisttir, ne bileyim, hoşgörü temsalidir, taciridir vesaire. O çağın gereği olan ne varsa o üzerinde toplamıştır. Çok kimliklidir. Ama bütün bu kimlikler arasında asıl kimliğini unutmamamız lazım. O Hazreti Yunus'tur. İrşad. Ağzınıza sağlık. Başka sorular doğal olarak var tabii. Cesaret buldunuz. Buyurun. Bizim gibiyken ne yapıyordunuz diyor. Teşekkür ederim. Bir tek şey yapıyordum. Böyle konferanslar düzenlenmiyordu. Böyle konferansları düzenleyecek beyefendiler başka şeylerle ilgileniyordu. Ama Türkiye'de o dönemde senede yayınlanan kitap adedi 87 civarındaydı. Bugün günde 87 kitap yayınlanıyor Türkiye'de. Ve benim olduğum şehirde kitap sadece Texas ve Tomix idi. Buna rağmen yolumu oradan bulabildim. Ben sizin yaşınızdayken beyhude geçmiş bir lise çağım var. Kahve köşelerinde elini bir oynayarak Honken taşları dizerek geçirdiğim bir dönem. Sonra o kadar pişman oldum ki Konken oynadığıma değil, 51'i iyi bilirim, ondan da değil, pişmanlığım ondan değil. Zamanı boşa harcamış olmaktan. Yoksa hala iyi tavla oynarım. Varsa aranızda böyle bir bileğine güvenen, buradan çıkınca hemen hesaplaşabiliriz. Çocuklar, siz sakın şöyle demeyin. Ben ileride İskender Pala gibi olacağım demeyin. Yanlış. Şöyle değil, bir gün gelecek şu İskender Pala'yı gömeceğim, tarih olacak. Böyle derseniz ilerleme olur. Ben zaten bir yere geldim, kendi alanımda bir şeyi başardım. Siz ileride benim gibi olacağım derseniz ilerlemiş olmayacağız. Ben kendi bilimsel hayatıma başladığımda benim idolüm olan akademisyenlerin hepsini sırayla yazdım. Bir gün bu adamlardan daha iyi şeyler yapacağım dedim. Büyük olacağım demedim. Haşa. Bir tanesini söyleyeyim. Tabii. Söyleyebilirim. Abdülbaki Gölpınarlı. Çocuklarınız size okuyor mu? Hayır. Mum dibine ışık vermez. Tabii çocuklarım okuyor da şöyle okuyor. Yani benim Allah bağışlarsa
İki kızım, bir oğlum var. Kızlarım biri mühendis, biri tabip. Onlar kitaplarımı çıktıkça okuyorlar. Fakat ama böyle benim sizin gibi okuyucum, yani İskender Pala okuruz kabilinden değil. Babamız bir şey yazdı, kültürlü görünelim, okuyalım. Ama oğlum hiçbir kitabımı okumadı daha. Ayrı bir alan. Yani ben bunu şikayet için söylemiyorum. Şimdi Japonya'da okuyor. Teknolojiyle kafasını bozmuş vaziyette. Okuduğu okul dünyada bir tek. Japonya'da var, bu Sendai eyaletinde. Şeyde, tsunami'nin olduğu yerde. Oğlum işin mi yok? Etme, tutma falan dedik. Bir tek orada var okul. Okul da şu. Uzay mühendisliği ile makine mühendisliğinin birleştirildiği bir bölüm. Sadece orada var. Dünyadan 40 öğrenci alıyor seneden seçme. Buraya oğlumu imtihan etmek için 3 tane profesör Japonya'dan kalktı, geldi münacatlarından sonra. İlk aşamaları birkaç şeyi geçince ben de razı oldum. İşsiz kalacak buraya dönünce biliyorum. Yani ben ona bir büfe açacağım bir yerde. Sizden ruhsat alırız Sayın Başkan. Ama benim hiçbir kitabım okumadı da. İnşallah okur hocam. Harry Potter okudu mesela. Ben sırf o okuyabilsin diye bundan sonraki romanımı inşallah Hüsnü Aşk, yani ateş denizinden mumdan gemilerle geçen fantastik bu Harry Potter gibi. Çocuklar vampir hikayeleri okuyorsunuz. Emin olun. Siz Yüzüklerin Efendisi okuyorsunuz. Kendi tarihinize bir dönüp bakabilseniz, şöyle başınızı bir çevirseniz, Yüzüklerin Efendisi'nden daha fantastik öyküler sizin tarihinizde var. Yazdığım, işte yazmakta olduğum bu Şeyh Galip Hüsnü Aşk romanıyla İstanbul'da tam birisi, neyse konuyu söylemeyeyim de, vampir olmayacak ama cinler, periler, işte insanoğlu arasında böyle heyecanlı bir gençlere, evet bizde de varmış, yani biraz başınızı dik tutun ya falan dedirtecek bir şey yazmaya çalışıyorum. Yazacağım inşallah. Sizden önce orada bir delik evet. Bir şey söylemişti. Neredeyse soracaktı. Son anda engelledi. Buyurun. Kalkarsan sanki arkası da kolay. Yüksek sesle ki bu üstünden. Yunus ile aramda bir perde yok dediniz ya. Hani tasarruf için de kalbin hali mi denir? Bunun için de herhalde Yunus üzerine yazan birisi kalbin hali mi olarak tasarruf yaşaması gerekir. Sizin hayatınızda tasarruf nasıl bir ilgili? Ben nasıl çalışmıyorsunuz? Teşekkür ederim. Biraz özel bir soru ama cevaplandırayım. İnsan ruhu bana göre bir su gibidir. Suyun bir akışkan hali vardır, bir durağan hali vardır. Romanda da biraz bundan bahsettim. Akan hali ırmak olur, nehir olur. Çırpınır, dökülür, başını vurur, yuvarlanır, düşer, sonra tekrar kalkar, koşar, bazen dinlenir, açık nefeslenir, sonra tekrar koşar, bir yerlere çarpar. Böyle bir enerjik hal içerisindedir. Durağan hali de suyun göldür mesela. Göl olur, dinlenir, içine kapanır, derinleşir. Güzel şeyler. Göl çok güzeldir. Ne bakımdan güzeldir? Üzerinden sandallar geçer. İçinden siz balık avlarsınız. Kenarında güzel manzaralar vardır. Biraz da orası size huzur verir, dinlendirir. Tasavvuf bana göre bu göl gibidir. İnsanı dinlendiren, huzur veren ama içine kapatan. Durağan. Dışa yönelik değil, içine yönelik. Yolculuklarını kalbin içinde yapan. Dışarıya yapmayan. Benim ruhumsa ırmak gibi. Çırpınmak istiyor, enerji üretmek istiyor, dökülmek istiyor. Yani bir yerde tutsalar bile bendini çiğnemek istiyor. Yani öyle bir yapım var. Dolayısıyla ben tasavvufa hiçbir zaman nasibim olmadı. Bu bildiklerimi bilim ve
mesleğim dolayısıyla biliyorum. Bir mürşide bağlı değilim. Ha bir gün bir bakışla çat diye diz çök şuraya, ne demek bağlı değilmişim diyecek birisi çıkarsa bağlanırız da. O ayrı bir şey. Ama ben tasavvufun ilmen olanını biliyorum. Yaşayarak bilmiyorum. Yaşadığım şeyler değil. Fakat mesleğim itibariyle 1977 yılında ben İstanbul'a geldim. 77 yılında İstanbul'da 11 tane tekke hala faaliyetteydi. Ben hangisinde, hangi gün etli pilav çıkar, hangisinde su böreği, hangi akşam verilir bilirdim. Divan edebiyatıyla uğraşacağım diye bütün o tekkeleri dolaştım. Neden? Mesleğim icabı onları bilmek zorundayım. Yaşayanları da gördüm. Oralarda diz kırdım. Ama herhangi birisine bağlanamadım. Bağlanmadım yahut. Yani öyle bir ihtiyaçta duyuyorum. Şart değildir. İyidir. Ama şart değildir. Bana göre yani yanlış düşünüyorsam ben yanlış düşünüyorum olabilir. Bir hanım arkadaşımız var arkadaşlar. Buyurun. Biraz yüksek sesle lütfen. Hocam çalışmanız için teşekkür ediyorum. Yani yakındır aslında. Yunus Emre için mesela dinlenen şiirlerin bir kısmının Yunus'a atfedildiği söyleniyor. Böyle midir? Evet. Böyledir. Sebebi az evvel biraz... Bitmiş miydi soru? Evet. Teşekkür ederim. Sebebi şu, az evvel biraz bahsettik. Kenarından, köşesinden geçtik. Çeşitli yüzyıllarda yaşamış çeşitli Yunuslar vardır. Türkiye'de bir fıkra uydurulduğunda temel bir gün diye başlar. Yahut da Nasreddin Hoca bir gün diye. Yani bütün fıkraları Nasreddin Hoca yaşamıştır. Bütün bu arkadaşımızın icra ettiği tarzda şiirleri de hep Yunus yazmıştır. Yunus bir tane değildir. O mezarları kadar çoktur. Ne olmuştur? 13. yüzyılda bir Yunus ırmağı akmaya başlamıştır. O ırmak akarken öyle Yunuslar yaşamıştır ki şiirini yazınca yani önemli olan benim adım değil. Eğer gök kubbenin altında bir söz kalacaksa önemli olan şu sözdür diye o ırmağa bir çay olmuş karıştırıvermiş, bir dere olmuş karıştırıvermiş. Yani Yunus ırmağı akıyor, sonraki yüzyıllarda bu ırmağa başkaları, başka kollar da katışmış. Mesela az evvel okuduğumuz şiir onun değildi, daha sonraki. Dili yüzünden anlayabiliyoruz. 16. yüzyılın dilini konuşuyor. 16. yüzyılın dilini, yani o kelimeyi biliyorsunuz, 16. yüzyılda böyle telaffuz edilirdi. Şiirde kafiye yapmış. Demek ki o Yunus olamaz. 13. yüzyıldaki Yunus olamaz bu. Daha sonra yaşayan bir Yunus'tur. Aşık Yunus, Tapduk Yunus, Yunus Emre, Miskin Yunus, Derviş Yunus gibi mahlasların hepsi ayrı ayrı Yunuslara aittir. Ayrı ayrı mezarlarda yatan adamlar olduğu gibi. Fakat bunun hiç önemi yoktur hanımefendi. Niye önemi yoktur biliyor musunuz? Yunus'un mezarı nasıl bizim kalbimizdeyse o bir tane Yunus. Siz Fatiha okuyunca onun hepsine gidiyordur o. Ama o bir tane Yunus var ya, o bir tane Yunus hepsinin yerine tek başına Yunus olmayı hak etmiştir. Bunun için hiç önemi yoktur. Cennet cennet dedik mi? Pardon. Çoğu cennetin ırmakları akar Allah değil diyor ilahisi. Bizim bildiğimiz Yunus'un değildir. Evet. Ama bir başka Yunus'undur. Dolayısıyla Yunus olmuştur. Siz bu sefer kaldırmaya cesaretiniz mi yok? Buyurun. Buyurun lütfen. Arkadakiler de duysun. Evet. Hocam öncelikle Harry Potter kadar sürükleyici bir roman gelecek dediğiniz zaman bence hani benim okuduğum kitaplar arasında Babil'de Ölüm İstanbul'da açtı bu sürükleyicilikte. Evet. Bazılarının hatta kafasında dediğiniz gibi olağanüstülükler içeren bir kitaptır ben. Hmm. Benim şimdi bu esas soracağım soruyu nasıl toparlayacağımı düşünüyorum. Şimdi bizim şu anda popüler kültür denilen bir şey var. İşte kitaplarda olsun, müzikte olsun vesaire. Bu popüler kültür gerçekten bizim kültür değerlerimize göre yönetilmiyor diye düşünüyorum. Veya bir şekilde farklı yürütülüyor diye düşünüyorum.
Şimdi Mevlana, evet, bizim içimizden biri, fakat dediğiniz gibi farklı dil kullanımı. Şu anda Mevlana'yı da geçtik. Tebrizli Şems bir ikon haline getiriliyor. Tabii ki büyük değerler, saygı sonsuz. Fakat bunun gibi mesela Hacı Bektaş işte belli bir kesimin yol göstericisi gibi yönlendiriyor. Aynı şekilde Yunus Emre de. Bu özellikle yapılan bir şey mi, yoksa sizin dediğiniz gibi biz sahip çıkmadığımız için mi bu oluyor? Çok teşekkür ederim. Bu büyük bir yaradır arkadaşımızın söylediği mesele. Çünkü biz ayrıştırmayı çok kolay yaparız. Hacı Bektaş Veli'yi yahut da Hazreti Ali'yi yahut Muaviye'yi böyle ayrıştırıvermek hemen o kadar kolayımıza gelir ve insanların fikirleri yönünden o benden değildir fikrini hemen sıralayıveririz ki ister istemez bu birilerinin de bir şekilde bu da bendendir. Hani Molla Kasım var çünkü Yunus var. Musa var çünkü Firavun ondan sonra Ebu Cehil Hazreti Muhammed için var. Böyle düşününce, yani zıtlıklar içerisinde düşününce biz bu tuzağa çok düşüyoruz. Bunu kullanmak isteyen kültür tacirleri yahut da ideoloji tacirleri de bunu çok güzel kullanıyor. Biz de bu tuzaklarda her daim kendimize yol kaybeden bir hale geliveriyoruz. Hacı Bektaş benim araştırdığım 13. yüzyılda Yunus Emre'nin kapısına gittiği Hacı Bektaş Yunus Emre'den sonra yaşadı. Ama hangimiz sana nefes mi verelim yoksa buğday mı verelim cümlesinin birleştiriciliğini yıkılsın isteriz ki? Onun için ben tarihen Hacı Bektaş Yunus Emre'den sonra yaşadı. Ama bizim kültürümüz birleştirmeyi hedef ettiği zaman onu onun kapısına gönderip ikisini aynı kaptan bir hamur yapabiliyordu. Fakat şimdi ayrıştırmayı öne çıkarıp da ayrıştıracak sebepler aradığımızda bunu birisi bu sebep olarak kullanmasın diye ben de öyle yazmadım. Benim araştırdığım Hacı Bektaş'ın Kırşehir'deki tekkesinde minare vardı. Tarihi gerçekler bana bunu gösteriyor. Ama ben onun şeyine minare koymadım. Neden? Bu bir ayrışma sebebi olmasın diye. Yazarken romanı oraya bir minare koymadım. Çünkü ayrışma sebebi olabilir. Biz neyi ayrıştıracağız ki? Kim neyi ayrıştırıyor? Hayatımızı bu tür engellemelerle heder ettik. Birbirimizle el ele tutuşup bu ülkenin çocukları hepimiz birbirinizle çatışmak, birbirinize kaş çatmak yerine birbirinize gülümseseniz neleri başarırsınız bir düşünün. Evet. Son iki soru alalım isterseniz arkadaşlar. Buyurun. Sizsiz. Yazmak sadece yetenek işi midir, yoksa bunun yanında hani kitap okuyarak da yazabilir miyiz? Kalem bir düşünme aracıdır. Yazı yazmak istiyorsanız kalemi bırakıp düşünecek şeylere yöneleceksiniz. Ben size bir yol önereyim. Yazmak için okumanız lazım. Şöyle yapın. İçinizden yazmak geliyorsa alın bir kalem elinize. Sonra bir beyaz kağıt çekin. Ama bunu kalem ve kağıtla yapın. Bilgisayarda yapmayın. Öyle başlar çünkü bütün yazarlık serüvenleri kağıt ve kalem üzerinedir. Bu kağıdın üzerine ne yazmak istiyorsanız yazın. Sonra onu bir kenara koyun. Ertesi gün, iki gün sonra, ertesi hafta yazma periyodunuz neyse sizin, nasıl istiyorsanız tekrar kalemi elinize alın, bir başka kağıt daha çekin. Ve şöyle deyin, ben şimdi bir yazı yazacağım. Bu yazacak olduğum yazı bir önceki yazımdan daha güzel olacak.
O yazın, yazın o yazıyı. Bir öncekinden daha güzel olsun, olur. İki gün sonra, yazma periyodunuz neyse, bir hafta sonra yahut da ertesi gün, mesela günlük tutuyorsanız günlüğünüze ertesi gün şöyle başlayın. Dünkü gün, dünkü yazımdan daha güzel bir yazı yazmak istiyorum buraya. Dördüncü seansta daha güzel yazamadığınızı göreceksiniz. Çünkü bunu yapmıyorsanız, yeni bir fikir yoksa, yeni bir şey okumamışsanız, bir önceki yazınızdan daha güzel bir yazı yazamazsınız. Yazı yazmak isteyenler okusun. Ben şu kitabı 360 sayfa değil mi? Bu 360 sayfayı yazabilmek için rahat 3600 sayfayı okudum. Okumak zorundayım. Ha bilmiyor muyum? 25 yıl bunun mesleğini yaptım. O çocuklara ders anlattım ben. Biliyorum ama bildiğime güvenemem. Beni bilgi kündeye getirir. Sırtımı yere getirir. Tuş eder. Onun için bilmem lazım. Çok teşekkürler. Son soruyu alalım arkadaşlar. Peki. Çok hızlı. Hocam, öncelikle iyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. Siz de iyi ki varsınız. Evet. Teşekkürler. Ben edebiyat öğretmeniyim. Çiçeği burnunda daha bir yıl kadar oldu. Genç meslektaşımız. Evet. Evet. Hocam sizin karşınızda üniversitede edebiyatı seven öğrenciler var. Yani zaten seçerek gelmişler. Ama bizim karşımızdakiler bunu sadece zorunlu bir ders olarak görüyorlar. Ve öğretmekte oldukça zorlanıyorum. Ben kendim çok seviyorum. Severek okudum. İstanbul Edebiyat mezunuyum. Bana ve edebiyat öğretmenlerine sadece divan şiirini değil, hani divan şiirini sevdiren yazar diyorlar ya size. Bana ve meslektaşlarıma edebiyatı orta öğretimde sevdirerek öğretmek için ne tavsiye edersiniz? Teşekkür ederim. Şimdi bir cümle söyleyeceğim. Böyle pırt diye her şey değişiverecek. Keşke öyle olsa. Teşekkür ediyorum şimdi. Peki, bir cümle söyleyeyim. Eğer edebiyatla ilgileniyorsanız ve karşınızdakine edebi bir metin anlatacaksanız kesinlikle o metnin tamamını anlatmayın. Mesela sınıftaki ders kitabınızda o gün işleyecek olduğunuz bir gazel ise sadece birinci beytini anlatın. O birinci beyte dair hikayeler anlatın. Birinci beyte ilişkin bir dünya kurun. O birinci beytin söylendiği zamanı anlatın ve o dersten sizi dinleyen insanların veyahut da öğrencilerinizin zihninde sadece o beyit kalsın. Bir şiirin tamamını işlerseniz hiçbir beyit kalmaz. Hiçbiri hatırlanmaz. Bizim divan şiiri dediğimiz şey o kadar minimize edilmiş bir alem ki, alemi sura ama içinde alemi kübrayı taşıyor. Yani bir tek beyit iki saat sizi konuşturur. Konuşabilirsiniz. Tabii bunu yapmak için dersten önce hazırlanıp gelmeniz lazım. İkinci formül de şu. Kesinlikle çocuklara orta öğretimde failatün mefailün failün diye vezin öğreteceğim diye çaba sarf etmeyin. Asla. Çünkü asıl divan edebiyatından soğutan şey işte o failatün mefail. Öğretmeyin ya. Bırakın o kadar. Manayı öğretin. Baki şöyle demiş çocuklar. Bakın ne güzel demiş. Aklınızda kalsın. Bir beyit ya. İki dize. Ömrünün sonuna kadar hafızasında taşıyacağı iki dizeyi 45 dakikada öğretseniz bütün bir yıl boyunca onlara edebiyat dersi anlatmaktan iyidir. Çok teşekkür ederim hocam. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Evet. Vaktimiz epey ilerledi. Budla noktayı koyalım isterseniz. Bir de anons edelim istersen. Burada kitap imzası yapacak mıyız? Ellerinde kitaplar var. Zaten o bir emrivaki olmuş durumda galiba hocam. Şu anda. Tamam şurada masa. Kuyruk olacaksınız ama burada. Böyle sırayla. Buyurun. Yeah.
Hoca imzayı merak etmeyin arkadaşlar. Hocam da benimle ait tane kendi şiir kitaplarınızı takdim etmek istiyorum. Kadir çeker misin bize? Çık. Bu tarafa da ne doğru bir tarafa? Burada şöyle. Masanın önünden geçecek şekilde. Bin bu. Teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum.